40. TÜYAP Kitap Fuarı'ndan tekrar merhabalar. Şimdi Türkiye havacılık tarihini konuşacağız ve çok değerli iki tane konuğum, tarihçi, yazarlar ve araştırmacılar burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seyircilerimize tanıtmak istiyorum. Deniz Dalkılınç ve Mustafa Kılıç Hoca. Merhabalar. Merhaba. Hocam şimdi öncelikle kitabın anatomisinden başlamak istiyorum. Sonra da tarihi detaylara girmek istiyorum. Zira burada çok Mustafa Hoca müthiş bir fotoğraf getirmiş. Bu eminim hikayesi vardır ki getirdi. Ama siz bu kitabı hazırlarken yani çok geniş bir tarihten bahsediyoruz. Hezarfen'den başlayarak nerelere kadar gidebilir eminim. Ve çok kısıtlı zamanımız olduğu için birazcık kitabın içeriğini aktarabilirseniz bize. Şimdi kitabın anatomisinden önce bu kitap nasıl doğdu? Ben Bursa'da sınıf öğretmeniyim ve Bursa kent kültürüne önem veren, araştırmayı seven bir öğretmen olarak ilk Bursa'nın havacılık tarihini araştırmaya başladım ve 2018 yılında Bursa'nın Demir Kanatları adı altında bir kitap yayınladım. Milliyet Belediyesi'nin araştırma ödülüne başvurdum ve ödül kazanıp basıldı kitap. Daha sonra da bir İstanbul'da bir de Bursa'da olmak üzere havacılık tarihi sergisi açtım. Bursa'daki Kağıt Uçak Demir Kuş sergisi, İstanbul'da Küçükçekmece'de ise Kanatlarımdaki Cesaret adlı iki sergi açtım. Keşke ona gelseydim, oğlumu getirseydim. Kendini şu anda, bakın havalı bir isim var ama Pilot Bey diyor. Son bir senedir. Güzel. Herkes onu Pilot Bey'di. Yani ismin siz sorsanız Pilot Bey. Yani Bey'i de var bu arada, 5 yaşında. Hı. O sergiyi götürseydik evim çıldırırdı. Evet, bundan sonra da Bursa'da veya İstanbul'da daha spesifik sergiler açmayı düşünüyoruz havacılıkla ilgili. Ben ne olur haberdar edin. Tamam, tabii ki elbette. Bu sergilerden sonra işte Küçükçekmece Kültür Müdürü Güney Özkılınç beni Ahmet Bey'le, Ahmet Bozkurt Bey'le ve Cengiz Özkarabekir Bey'le tanıştırdı. Böyle bir kitap yapmayı düşündüklerini söylediler. Ama bunu ben tek başıma yapamazdım. Çünkü çok geniş bir konuydu ve bu yılları alacak bir çalışmaydı. Bu yüzden kolektif bir çalışmanın önemli olduğunu düşünerek işin uzmanı kişilerle, bu Bursa çalışmasını yaparken tanıştığım işin uzmanı yazarlarla bir arada kolektif bir çalışma yapmaya karar verdik. Kitabımızda 9 tane yazar var ve her biri kendi alanında uzman kişiler. İlk bölümümüz Davut Kapucu tarafından yazıldı. Efsaneler, ilk bilimsel çalışmalar, modern havacılığın doğuşu, Türk havacılığın savaşın küllerinin arasında yükselişi konularını içeriyor. Daha sonra kronolojik sıralamayla Salim Dik Duran Bey, Osmanlı İmparatorluğu döneminde havacılık ve Türklerin havacılığa katkılarını yazdı. Diğer bölümde ben imparatorluk dönemindeki ilklere değindim. İlk uzun mesafeli uçuş, Marmara'yı uçakla geçiş, ilk kol uçuşu, Belkıs Hanım'ın Fethi Bey'le birlikte uçuşu, ve Tayyarcı Mehmet Ali Bey'in hem kaçak olarak Bursa'ya 1914'te inerek Bursa'nın ilk defa uçakla tanışmasını sağlaması ve çok zor bir iniş olan Beyazıt Meydanı'na 1914 Nisan'da inişini anlattım. Daha sonraki çalışma Vecihür Kuş'la ilgili çalışmaydı. Bahadır Gürer Bey bu çalışmayı yaptı. Ve o dönemde yine Nuri Demirağ ve Gökokulu'nu Emir Öngüner yazdı. Mustafa Kılıç abim, Türk Tayyare Cemiyeti, Türk Hava Kurumu ve Türk Hava Kurumu'nun çok değerli uçucularının hikayelerini yazdı. Kendisi bahsedecektir ondan. Şimdi bu çalışmada şöyle bir şeye de yer vermek istedik. İşte havacılıkla ilgili karikatürler. Evet, görselleri çok zengin, çok gerçekten fotoğraflar da. Yani bu kapaktaki fotoğraftan tutun, içerideki o döneme ait meşhur pilotlarımızın ve uçakların inanılmaz fotoğrafları var. Bu da müthiş bir arşiv çalışması aslında. Evet, kitabın görsel anlamda zengin olmasının bir sebebi de şu, havacılarımızın ailelerine ulaştık. Mesela ilk havacılarımızdan Tayyarcı Mehmet Ali Bey'in kızı hala hayatta yaşıyor. Ondan görseller aldık ve hikayelerini dinledik. Ki daha önce hiçbir yerde yayınlanmadı. Evet, yayınlanmamıştı.
Sonra 1914'te şehit olan Tayyarcı Nuri Bey'in yeğenine ulaşıp onlardan dokümanlar aldık. Sabiha Gökçen'le uçan bir kız olan Nesin Özsoy'a ulaştık ve Sabiha Gökçen'le uçuşunun hikayesini anlattı bize ve fotoğrafları paylaştı. Ki diğer yazarlarımız da Mustafa Bey de bunun içinde ailelerle görüşerek birebir birinci elden fotoğraflara ve anılara ulaştı. Devam edecek olursak İsmail Şen Bey Türk basınındaki ilk havacılık karikatürleri ve çizimlerini yazdı ve görselleri verdi. Fatih Danacı Bey Türk sinemasında havacılık konusunu işledi. Bu da bizim kitabımızın biraz daha diğer havacılık kitaplarından farklı olmasını sağlayan bir şeydi. Ve son yazımızda Aykut Canlı'nın Türk matbuatında havacılık bölümüydü. Eni konu her dalda aslında havacılığa değinmiş oluyorsunuz. Evet, mümkün olunca değinmeye çalıştık. Tabii ki eksikleri vardır ama yeni araştırmacılar bunu tamamlayacaktır diye düşünüyorum. Tabii, tam bir referans kitabı olmuş. Evet. Hocam şimdi size sormak istiyorum. Çünkü bu söyleşiye başlamadan önce aramızda sohbet ederken de hepimizin aslında bu Kurtuluş Savaşı döneminde yapılanlar ve Mustafa Kemal'in tayyarecilere, işte bu havacılara verdiği ehemmiyeti görüyoruz, biliyoruz ve yani gözlerimiz doluyor aslında. Çünkü yani nasıl bir yoktan neler yapmışlar, yani uçak yokken bunları kullanma vizyonundan tutun, sonrasında Kayseri'de diyelim bir uçak fabrikası açmaya kadar. Yani inanılmaz bir aslında bir idealizm var orada. Çünkü sadece devrimler olmuyor. Aynı zamanda toplumun dışa bağımlılığı kesilmek için bir milli seferberlik söz konusu. Bunda da havacılığın büyük bir rolü var herhalde, değil mi? Çünkü modern, gelişmiş bir toplumun havacılığı olmazsa o modern bir toplum olmaz. Kesinlikle. Aslında şöyle de vurgulamak lazım. Daha meclis açılmadan önce bile İzmir'de 1. İktisat Kongresi yapılıyor. Yani Türkiye'yi nasıl kalkındır? Kurtuluş Savaşı'nı kazanmışız. Hemen akabinde Atatürk diyor ki bundan sonra esas büyük savaş başlıyor, evet, zaten. Evet. Dolayısıyla orada yapıldığında sanayi hamleleri, fabrikalar, eğitimde veya diğer alanlarda neler yapabiliriz konuşulurken mesela ben araştırmalarda şeyi bulduk. 1923'te başlayıp 1924'te Veci Yurkuş'un İzmir'de bir uçak yaptığını biliyoruz. 25'te de Ocak ayında da uçtu. Orada uçak maketlerinin gelip gittiğini ben küçük anekdotlarda buldum. Ve olsa olsa Veci Yurkuş'tur. Ama vizyona bakar mısınız? Daha Büyük Millet Meclisi açısından Cumhuriyeti ilan etmemişsiniz. Siz Türkiye'yi nasıl kalkındırırızın hesaplarını yapıyorsunuz. Yine işte her zaman vurguladığımız gibi Mustafa Kemal'in inanılmaz bir dehası. Artık başka bir söz yok bunun üzerine. Kurtuluş Savaşı'nda büyük taarruzlarda çadırında mum ışığında kitap okuyabilen bir liderimiz var ya. Düşünebiliyor musun böyle bir vizyon? Dolayısıyla ve cephanelik o sandığın içine kitap doldurup giden. Bir fincan kahve, bir tıraş ve bir kitap. Böyle bir vizyoner bir liderimiz var. Onun açtığı yolda inanılmaz şeyler yapmışız. Ama burada çok vurgulamak gerekirse Mustafa Kemal biliyorsunuz Karaca bir subay, kurmay bir subay ve inanılmaz bir deha. Ama havacılık nosyonu nereden geliyor diye de onu kısaca vurgulamak isterim açıkçası. 1910'da kurmay bir subayken, yüzbaşıyken Fransa'da Picardi manevralarına katılıyor. Orada hatta bir şehir efsanesi de var. Mustafa Kemal uçmak istemiş de durdurmuşlar falan diye. Öyle bir şey yok. Picardi manevralarında bir uçak düşme olayı da yok zaten. Fransız kaynaklarından bulduğumuz kadarıyla da. Mustafa Kemal orada uçağı ilk kez görüyor. Zaten oradaki tatbikatlarda fikirlerini de beyan ediyor. Daha sonrasında Mustafa Kemal'in biliyorsunuz Derne komutanlığı var, Trablusgarp'te. Ve o zaman da İtalyanlar ilk kez zaten savaş uçağı olanı, ya daha doğrusu uçağı, savaş uçağı orada kullanıyorlar. Hatta Mustafa Kemal'in de gözünden rahatsızlanmasının uçak saldırısında olduğu biliniyor. Ve yine orada Türkler ilk kez bir uçağı savaşın dışına itiyorlar. Yani aşağıdan yere yatarak iptidai şartlarda o uçağın benzin deposunu vuruyorlar motorunu ve ilk kez Türkler bir savaş uçağı düşürüyorlar. Daha sonrasında Çanakkale. Çanakkale inanılmaz bir destan. Çok enteresan hikayeler var. Klasik böyle hep havacılık tarihlerini böyle bilinen şeyleri copy paste olarak anlatmak istemediğim için kısa da olsa bu fotoğrafı getirdim. Mustafa Kemal'in bu fotoğrafını gördüğünüz yanındaki Cevat Abbas Gürel.
Yani sonraki soyadı kanunda Gürer olarak alıyor. Atatürk'ün yaveri, Üsteğmen, Çanakkale'de beraberler. İki şeyi vurgulamak istiyorum. Birincisi, İngiliz savaş uçakları saldırı ya da bombalamaya çıktıkları zaman Mustafa Kemal elinde dürbün, yere oturmuş, sırtında bir ne derler, bir battaniye. Yaveri yanına geliyor, panik içinde. Diyor ki, komutanım diyor, uçaklar bomba atıyor. Otur evlat diyor, otur. Çünkü Mustafa Kemal'i düşünebiliyor musunuz? Yani bir savaş uçağının atacağı bir bomba yerde gördüğü, belki yaralı ya da ne olduğu belli olmayan bir kişiye bomba atılmaz. Yani bir gruba atılır. Evet, mantıklı. Mustafa Kemal bunu biliyor. Farkında. Ama aynı zamanda söylemekte bir beis görmüyorum. Liman von Sanders saldırı yapıldığında çamların arasında ordusuyla ekibiyle beraber saklanıyor. Bir de şunu da vurgulamak istiyorum eğer izin verirseniz. Hep bir rivayet vardır. Hani biz Çanakkale Savaşı'nı yeşil sarıklılar vasıtasıyla. Evet. O enteresan bir konudur. Onu da kısaca vurgulayayım. Lütfen, çok sevinirim. Bunu Cevat Abbas'ın anılarından çok kısa pasajlarında yakalayabilirsiniz. O zamanlar Suriye'den bir tabur asker geliyor. Yani Türkmen kökenli olabilirler, onu bilmiyorum ama onlar bir savaş nasıl işliyor onu bir görelim, orada bir tecrübe kazansınlar diye gönderiliyor. Onlar da geri hizmetlerde, savaşın arka hizmetlerinde kullanılıyor. Suriye'den 10 kişilik bir heyet geliyor ama yerel kıyafetlerle, düşünebiliyor musun? Sarıklar, yeşiller, cübbeler, şunlar bunlar ve Mustafa Kemal Cevat Abbas'a göz kırpıyarak, aynen bu ifadeyi kullanıyor, göz kırparak bunu savaşa yakın bir yere gönderiyor. Götür bu heyeti diyor. Ve Cevat Abbas onları özellikle savaşın yoğun olduğu bir bölüme yaklaştırdıklarında bomba, şarampel, gürültüden gelen heyet korkuyor. Ve ifade aynen şu var, hadi yallah deyip geri çekiliyorlar. Evet, şimdi düşünebiliyor musun Pelin Hanım? Orada savaşan askerler bir hasbelkader geriye bir bakıyorsunuz, yeşil sarıklı birileri var. Savaş geçiyor, sağ kalanlar, öğrenler rahmetli anarız. Sağ kalanlar diyor ki, biz savaşırken arkamızda yeşil sarıklar vardı. İşte bu efsane, şehir efsanesi ya da Çanakkale efsanesi böyle çıkıyor. İşte maalesef tarihi öyle bir şey ki hocam, yani siz böyle cımbızla belli olayları çekip ondan sonra altını çizerseniz arkadalardı ama nasıl arkadaydılar, yani öyle durmuyorlardı. Yani. Ama işte Kurtuluş Savaşı olmadı diyen tarihçiler bile var yani. Dolayısıyla onların yanında maalesef yani bu büyük bir aslında hainliktir diye düşünüyorum. Yani bu insanlar, küçücük çocuklar o savaşa gitti. Ve yani bütün ülke seferber oldu, kadınıyla, çocuğuyla. Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı olmadı demek bana göre yani kabul edilmez bir şey. Kabul edilemezdi, kesinlikle. Çanakkale'den sonra Mustafa Kemal'in kısa bir dönem harekat komutanı olarak Bulgar Savaşı'nda da görev aldığını biliyoruz. Orada da balonun gözetlemede ya da uçakların keşifte kullanıldığı gözlemledi. Akabinde hemen 1. Dünya Savaşı'nın bitmesiyle birlikte Filistin cephesi dediğimiz yani Diyarbakır yöresinde gene Mustafa Kemal Liman von Sanders Almanya'ya döndükten sonra oranın komutasını alıyor. Yine Almanlardan kalan, yarım yamalak bırakılan, kaçılan bir anlamda uçakları da Adana'ya veya bir bölümünü tamir ederek de Konya'ya kullanmak üzere getiriyorlar ama çok uzun süre kullanılmadığı için çok verimli uçaklar değildi. Ama işte efsane Kurtuluş Savaşı'nda da Atatürk bizzat havacıların Cansipahane'ne uçuşlar yaptığını, vatan savunması ile ilgili neler yaptığını çok yakından gözlemliyor. Hatta bir nevi kamikazelerin öncüsü dediniz değil bak, mi? Bak siz çok iyi biliyorsunuz. Büyük taarruzda hatta işte 2. Dünya Savaşı'nda Japonların kamikaze uçuşları yaptığını biliyoruz ama Mustafa Kemal diyor ki havacılara, eğer diyor uçağınızda diyor makine tüfek kalmadı, bombanız kalmadı, kendiniz uçağınızla beraber Yunan uçağına çarpar mısınız diyor. Bütün havacılar tereddütsüz tabii ki diyorlar yani. Ama o savaşta yeri geliyor günde iki uçakla hatta bir uçakla iniyor, tamir ediyorlar o kurşun deliklerini, tekrardan havalanıp Kurtuluş Savaşı'nda böyle bir mücadele veriyorlar. Ve Mustafa Kemal bunları çok iyi biliyor. Ve daha savaş bitmeden o görev yapan hem sivil pilotların olsun hem de asker pilotların takdirname almasını sağlıyor. Ve savaş sonrasında da hepsine birer kırmızı şeritli istiklal madalyası takdim ediliyor. Yani böyle bir vizyoner bir liderimiz ve Cumhuriyet'ten sonra da zaten biliyorsunuz Mustafa Kemal'in en büyük eserim Cumhuriyet'tir der. Evet. Ama 3 tane de göz bebeği var. Nedir biliyor musunuz? Bir tanesi Türk Tarih Kurumu. O ne dil diyor? Dil Kurumu. İkincisi Dil Kurumu. Üçüncüsünü de ben ekliyorum. Onun göz bebeği Türk Tayyare Cemiyeti. Çünkü uçağın artık geleceğin vizyonu olduğunu biliyor. Uçağın artık hem ulaşımda hem ne derler savaşta çok büyük etkisinin olacağı, geleceği bilen bir lider olarak öngörüyor ve işte Çanakkale'de yanında olan yaveri Cevat Abbas'a diyor ki gel evlat diyor gel. Hemen diyor bir teşkilat oluşturuyorsun.
Hatta yönergesinin daha önceden bazı aktarmalarla beraber birlikte hazırlıyor. Öngörüsüyle 16 Şubat 1925'te Türk Tayyare Cemiyeti'nin kurulmasını emrediyor. Çok az zamanımız kaldığı için size Deniz Hoca'ya da şunu sormak istiyorum. Ya ben özellikle tarihte kadınlara takmış vaziyetteyim ve havacılık deyince aklımıza bazı kadın figürleri geliyor ki yani bugün Sabiha Gökçen İstanbul'da bir havalimanının ismi. Ama ondan önceleri de var ve kitapta da yer alıyor. Siz biraz kadın pilotlarımıza dair bir şey söyler misiniz lütfen? Şimdi hep Sabiha Gökçen akla geliyor. Evet, pilot deyince ama ondan önce de bir sürü aslında Mustafa abi daha fazla bahsedecektir Bedriye. Ondan. Bedriye Gökmen, Eribe Gürkuş. Ve Edibe Subaşı, paraşütçülerimiz. Aslında şöyle, 1925'te kurulan Tayyare Cemiyeti'nin ilk amacı havacılığı sevdirmek, havacılığı tanıtmak, havacı bir nesil yetiştirmek ve havacılık alt sanayisinde oluşturulması amaçlanıyor. Bu anlamda da İkinci Dünya Savaşı'nın geleceğe de zaten Atatürk, İsmet İnönü ve diğer büyüklerimizin öngörüsüyle bir savaşın geleceği görünüyor. Ve hava tehlikesini bilenler diye bir kampanyada başlatıp havacılığı geliştirmek çabası var. Ve Cevat Abbas'tan sonra Türk Hava Kurumu'nun, yani o zamanki adıyla Tayyare Cemiyeti'nin başkanı olan Selanik'ten çocukluk arkadaşı, hatta uzaktan akrabası Fuat Bulca Tayyare Cemiyeti'nin başına geçiyor ve Fuat Bulca bir Sovyetler Birliği'ne bir gezi yapıyor. OSAVİM diye sivil havacılık organizasyonu gezdiğinde, Atatürk'e geldiğinde bundan bahsediyor. Ya öyle mi diyor, yani o zaman biz de sivil havacılığımızı diyor geliştirmek adına bir oluşum yapalım, adını da kendi koyuyor, Türk kuşu koyalım diyor ve Vecihi'den faydalanalım diyor. İşte o dönemde Vecihi İstanbul'da zaten bir dönem ayrılmıştı, gelirken yanında yeğeni olan, sonradan ilk kadın paraşüt şehidi olan Eribe Kartalı, Eribe Hürkuş'u getiriyor. Ama orada sivil, İstanbul'daki sivil tayyare mektebinde Türkiye'nin ilk kadın pilotu Bedriye Gökmen. Tahir babasının soyadı olsun, Bedriye Tahir. Sonrasında da Adana ve Bursa ve İstanbul ağırlıklı olmak üzere bir sürü genç kadın havacılığa geliyorlar. Türk kuşuna Ankara'ya ve İnönü'de planör, paraşüt eğitimleri alıp özellikle İzmir, İstanbul ve Bursa, bunlardan öncü kadın havacılarımız yetişiyor ve Türkiye'nin ilk kadın akrabası pilotu. Bazen yanlış lanse ediliyor ama kusura bakmasın kimse. Edibe Subaşı, Edibe Sayın hocamız Türkiye'nin ilk kadın akrabası pilotu. Hatta Yunanistan'da yapılan gösterilerde, o zaman ne Yugoslavya'da, ne Yunanistan'da, ne Bulgaristan'da kimse yok. İnanamıyorlar bir kadının, bir Türk kadınının akrobasi yaparak yere inmesinden sonra inanamıyorlar. Sonra onlar da kadın havacı yetiştiriyorlar. Neziye Viranyalı, Saadet Karapaz, Naciye Toros gibi bir sürü öncü kadın havacının 1935 yılından itibaren hızla gidiyor. Sonrasında biliyorsunuz sizler de askeri kadın havacılarımız var. Leman Altın Çekiç gibi, Şenay Günay gibi değerli havacı kadınlarımız var. Hepsine selam olsun. Yani ne kadar zormuş bunları yapmak. Ben bugün biz kendi sahibi olduğumuz fabrikaları, işte kağıt fabrikalarını vesaire pıtır pıtır kapatıyoruz ve dışa bağımlı oluyoruz. Oysa ki o dönemde yani bir tane, iki tane savaş gemisiyle girilmiş bir savaşta sonra bunların nasıl böyle el emeğiyle, göz nuruyla yaratıldığını, bu kurumların dediğiniz gibi bir fiil Atatürk'ün bunlarla ilgilendiğini, sürekli rapor aldığını da görüyoruz. Sürekli hani not da alıyor. Her konuda yani işin ehli insanları dinlemesi de çok önemli. Yani ben mesela diyelim modern müzik, Bartok geliyor ve Bartok araştırma yapıyor. İşte heykel, başka birisi geliyor. Yani ya da işte gencecik çocukları yurt dışına burslu gönderip kıvılcım olarak gidip hakikaten evet, meşale olarak geri dönüyorlar ki eminim bunların aslında havacılar da vardır değil mi? Ben çok teşekkür ederim ama maalesef zamanımız dolmuş ve ben bu kitabı size de imzalatmak istiyorum izninizle. Oğluma imzalarsanız da çok mutlu olacağım çünkü yani geleceğin pilotu da o olacak gibi gözüküyor. İnşallah. Umarım. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, bizler 40. TÜYAP Kitap Fuarı'nda çok kıymetli yazarlarla sohbet etmeye devam edeceğiz. Bizden lütfen ayrılmayın. Birazdan tekrar beraberiz.